Gözde. İyi misin Seyda? Sizin motorun ne oldu? Ha? Benzin bitti. Bizimkinin de benzin bitti. Ne yapacağız? Ha, bilmiyorum ama bir şey yapmamız lazım. Bak burada böyle olmaz. Donarak ölürüz burada. Benim yürümeye gücüm yok. Yardım edin! İmdat! Yardım edin! Kimse yazma! Buradayız! Ozan bir güç. Hadi kalkalım gidelim. Belki bir yardım falan bir şey buluruz. Hadi gördüm. Hadi bir güç. Hadi Ceyda. Hadi. Hadi dayanamıyorum. Gel. Dayan. 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 Hadi. Ceyda yavaş. İyi misin? İyi değilim. Kana kaldık burada. Kimse gelmiyor, geçmiyor. Donuyorum. Merak etme. Motorları zamanında teslim etmemizi fark edecekler. Ya fark etmezlerse? Fark edecekler. Mutlaka birileri gelecektir. Buraya ya kimse gelmezse? Öyle bir ihtimal yok. İlla ki birileri gelecek. Arayacaklar bizi. Bulamazlarsa ne yapacağız? Of Feyda, uzak değiliz zaten. İlla ki gelecekti birileri. Geceyi burada geçirirsek eğer dolara kuracağız. Ölmek istemiyorum. Korkma, korkma. Ben yanımda oldum. Korkma. Hiçbir şey olmayacak. Kızdın mı bana? Zaten her şey senin buraya olan hırsın yüzünden oldu. Nereden bileceğim böyle olacağını? Ha, gözde olsa şimdi hemen internete bakardı. Öyle de bulmaca çözülmez canım. Ben de diyorum ama dinletemiyorum ki. Of. Ne düşünüyorsun? Ne düşünürüm ben? Gözde'yi düşünüyorum tabii. Farklılaştı, bir şey oldu kardeşim. Ergenliğin etkileri olabilir bunlar, biliyorsun. İyi öyle de hiç hayatında yapmadığı şeyler yapıyor. Yalan söylüyor, kopya çekiyor. Hangimiz kopya çekmedik ki hayat? Ben çekmedim. Gerçekten mi? Çekmedim. Sen kesinlikle istisnasın. Bak, bir öğretmene yapılan en büyük saygısızlıktır kopya çekmek. Sen hiçbir şey öğretemiyorsun demektir. Ya belki o da arkadaşlarına uymuştur. Ondan sonra da yanlış, domino taşı gibi yanlışı getiriyor. Ben de hata yaptım. Ne yaptın? Ben ölmek istemiyorum. Korkma. Korkma, korkma. Ben yanımdayım. Bak, kimse ölmeyecek. Sakin. Sığınma bana. Zaten her şey senin yüzünden oldu. Ben sadece seni mutlu etmek istedim Gözde. Buraydan altta kalmadığını ispat etmek için beni buraya getirdin. Bir de etmiyormuş gibi onunla yarışa girdin. Gözde, ben nereden bilecektim ya böyle olacağımı? Ha? Kore'ye uyma dedim sana kaç kere ama dinletemedim. Ya bir şey diyeceğim. Bu durumda olmamızın tek sebebi ben miyim yani, ha? Ya başka kimin yüzünden olacak? Buraya 5 yaşından beri gelen ben değilim, tamam mı? Oh! Ben bu kadar tehlikeli olduğunu bilseydim uyarırdım hepinizi. Hadi ya. Ben de ilk defa buraya geliyor olsaydım... ...bilmediğim ortamlarda kimseyle aşık atmaya kalkmazdım. Ben kız arkadaşımla konuşuyorum. Sen karışma. Ben sana söyledim oğlum, senin boyunu aşar dedim. Gidip topunu oynasana sen.
Ne işin var senin burada? Sonradan görme. Oğlum bak, Koray şansını zorlama. Zaten zor durumdayız. Zorlasan mı olur lan? Ha? Ya Koray, burada bu anda bile kavga etmeyi mi düşünüyorsunuz siz? Yeter. Neler söylediğini duymuyor musun ya? Ya duymuyorum. Sen de duyma. Ya Murat, nereye gidiyorsun? Yardım getireceğim, yardım. Ya Murat, ayrılma bizden şimdi, kaybolacaksın. Ve sen buraları bilmiyorsun. Gel, Gözde gel. O gün evden çıktım ya aniden. Gözde Zeynep'le Emel'lere ders çalışmaya gitmişti. Ben aradım, ulaşamadım, işkillendim. Kalktım gittim. Ama kız doğru söylüyormuş. Gülme. Ben çok üzüldüm. Üzülme kendini lütfen. Senin de bu hayatta hata yapmaya hakkın var. İyi de mevzu bahis. Gözde olunca öyle bir lüksüm yok benim. 132 neresi? Aa, İzmir. Alo? Hoca? Nasılsınız? Ellerinizden öperim. İyiyim hocam, iyiyim. Sağ olun. Buyurun. Hocam, ben İstanbul'dayım. Buradaki öğrencilerimi bırakamam hocam. Mazur görün beni ama onore ettiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Umarım İzmir'e gitmiyorsun. Yok, çok sevdiğim bir hocam. Çok. Emekli olmuş. Diyor ki gel benim yerime geç. Ama dedim ben öğrencilerimi bırakamam. Sadece öğrencilerini mi? Yardım edin. Kimse yok mu? Ben bunu gideli yarım saat olacak. Biz bilmiyor, o bilmiyor. Yardım edin. Bu Sevda nereye? Murat yokken ben burada böyle duramam. Ben de geleceğim. Sen bilmiyorsun bunu, bekle. Biraz siz burada kalın. Murat gelirse eğer birilerini bulsun burada. Ya Murat benim sevgilim sonuçta. Ya zaten sana gıcık olduğu için gitti. Sana öyle gelmiş, öyle bir şey yok. Doğru düzgün sevgili olsaydı gitmezdi çocuk. Ya sana ne kızım benim ilişkimden? Ya yeter ya. Kavganın sırası değil. Siz burada durun. Ben burada bulurum. Siz sakın birbirinize ayrılmayın, tamam mı? Koray dikkat et. Dikkat et. Biraz daha beklersen ben tatil olacağım. Sen de tir tir titriyorsun. Anısına küçük bir hediye. Ay! Çok güzel. Çok şirin. Teşekkür ederim. Otelden mi? Evet, otelden. Teşekkür ederim. Ama ben bunu alamam ki. Neden? Gözde bunu görürse ben ne diyeceğim? Abla ne ara gittin Kartepe'ye dese, bittim. Haklısın. O zaman bu bir süre bende kalsın. Tamam, olur. Bir arayacağım şu kızı. Gözde'yi mi arıyorsun? Evet. Ara.
aradığınız kişiye şu an ulaşılamaz. Ama kapalı. Ben de Koray'ı aradım biraz önce. Onun da telefonu kapalı ama bizim tembel kesin uyuyordur. Gözde hayatta uyumaz. Erken kalkar. Onların hazırlığı zaten sürüyor bir iki saat. Allah Allah. Belki şarjı bitmiştir. Fark etmemiştir. Ay fark etmez olur mu öyle şey? Olur mu? Bu çocuklar telefonlarına yapışık yaşıyorlar Cerrah Bey. Haklısın. Ama ben onu uyarmıştım. Ha bu arada uyarı demişken otelden söylediler. Yoğun kar yağışı bekleniyormuş. Yollar kapanabilirmiş. İstersen biz de oyalanmadan çıkalım. Aa! Tamam tamam olur hemen gidelim çıkışımızı yapalım. Civcivin parçalarını bulmuşlar mı? Gelmiş. Usta haber verdi biraz önce. İyi. Hemen gideriz. Ne oldu? Şu uçsuz bucaksız beyazlık güzelliğine ayrı bir güzellik kattı da ona bakıyordum. Teşekkür ederim. Bence bu anı ölümsüzleştirelim. Bir selfie çekin. Bir, o selfie değil öz çekim. İkincisi gözlerin eline geçmesin olur mu? Ya tabii ki geçmez hayat. Tamam. Evet. Görüştün mü o prodüktörle? Yok, aramadım. Niye aramadın ya? Şöhret basamakları ayağına kadar gelmiş. Tabii kızım, belki ünlü olacaksın. Bak fırsat bu fırsat. Sen de var mı adamın kartı hala? Dur, olması lazım, vereyim. Bir dakika, bir dakika. Ne kartı o? At şunu gitsin Zeynep. Aramayacağım zaten Onur. Millet böyle adamların kapısında yatıyor Zeynep. Ya arkadaşlar, öyle kartını verecek de... işte beni ünlü yapacak falan böyle şeyler filmlerde oluyor. Hem ben nasıl güveneyim elin adamına? Ben bilirim böyle adamları. Niyeti belli. Zaten seni hiç o sahneye çıkartmayacaktım. Hata yaptım. Ya saçmalama, ben ısrar ettim. Buyurun. Zeynep Hanım'ın evi değil mi? Kızınız galiba. Zeynep benim kızım falan değil. Burada da yaşamıyor. Eğer kötü bir şey yaptıysa sakın bana söylemeyin. Ben kötü bir şey için gelmedim. Zeynep'in iyiliği için geldim. Müzik prodüktörüyüm ben. Siz de yardım ederseniz çok para kazanabilir. Siz şu işi bana bir doğru düzgün anlatsanıza. Koray. Sen nasıl buldun beni? Ayak izinden. Yani bu koca ayak izleri ya Burak'ındır dedim ya da bir domuzun. İyi domuz çıkmamış. Benim için fark etmez. İkiniz de aynısınız. Ne dersen de sana kızmayacağım. Ayağım çok kötü. Kızlar nasıl? İyiler de. Senin ayağın ne oldu? Urkuldu galiba ya. Çıkartamadım. Ya bir sorunu çözmek için gidiyorsun. Başka bir sorun çıkartıyorsun. Nasıl bir adamsın sen ya? Oğlum ne yapayım? Bilerek mi saplandık? Allah Allah ya. Yalnız ayağın kırılsaydı futbol kariyerin şimdiden biterdi biliyorsun değil mi? Hadi. Gel. Yardım edeyim ya. Tamam bırak. Tamam ben iyiyim. Kendim yürü. Ne halin varsa gör. Sana iyilik yapanı kabart. Göndermeseydim keşke. Uzaklaşmamalarını ve hız yapmamalarını bizzat kendim söylemiştim. Dinlemediler ama. Buyurun. Hayırdır, bir sorun mu var? Otelimizde misafir ettiğimiz gençler kar motoru kiralamışlar. Henüz dönmemişler. Kayboldular. Bak görüyorsun değil mi şimdi anneleri babaları ne durumdadır kim bilir. Keşke izin vermeseydiniz. Arama için bir ekip gönderiyoruz şimdi. Ailelerini aradınız mı? Şimdi haber vereceğim, merak etmeyin. Gözde. Koray.
Arkadaşlar selam. Kardeş ne yapıyorsun? Geldim oğlum, geldim. Abidin, ne haber? Arkadaşlar fark ettiniz mi? Ortamda karbondioksit miktarında artma oldu. Ben gidip biraz oksijen alayım. Ya oğlum. Otur be Abidin ya. Ne oluyor oğlum? Ya sen nasıl bir arkadaşsın ya? Arkadaşının sevdiği kıza yürüyorsun. Yaptım tamam. Ama bir sor. Niye yaptım? Niye yaptın? Oğlum hatırlamıyor musun? Bu ispiyoncuyu bulmak için operasyon yapacaktık ya. Hepimizin ortak kararıydı bu. Ya sizin için ben kendim var ya ateşe attım. Ya bana ne yapayım? Sen de Tarhan'a yürüseydin o zaman. Oha Abidin. Oğlum o zaman inandırıcı olmaz. Bu adama siz mi gaz veriyorsunuz ha? Yalnız arkadaşım. Ben gazla çalışmıyorum. Ya. Abidin trip atınca çok tatlı olmuyor mu? Abidin ya. Aslan. Hangi birine delireyim cerrah bey? Bana yalan söyleyip arkadaşımla kalıyorum deyip buralara kadar gelmesine mi? Hiç tasvip etmediğim biriyle gelmesine mi? Ya da ne, daha başına kaybolmasına mı? Allah'ım yarabbim. Eyvah Hayat Hoca arıyor. Sana. Aç. Alo. Alo. Zeynep. Gözde şu an tam olarak nerede? Gözde burada hocam. Burada mı? Öyle mi? Verir misin telefonu? Ama müsait değil. Banyoda. Zeynep. Bana yalan söylemeyin. Sen de kendine benzetmiş yalan söylüyorsun bana. Ben şu an Gözde'nin nerede olduğunu biliyorum. Her şeyi öğrenmiş. Neyi öğrenmiş? Sadece onu değil. Koray, Sevda, Burak'ın hepsinin şu anda tertepede olduğunu biliyorum. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor Zeynep Hanım. Hocam gerçekten çok özür dilerim. Hiç benden özür mözür dileme. Gelince konuşacağız. Kapat telefonu. Tamam. Oh. Ne oldu? Yandık. Ne oluyor ya? Zeynep söylesene. Umarım buluruz. Ne demek umarım buluruz? Cerrah Bey siz beni delirtmek mi istiyorsunuz? Ya Hayat lafın gelişi öyle ağzımdan çıkıverdi. Hayır öyle çıkıvermedi ağzınızdan. Siz de endişelisiniz, saklıyorsunuz. Tamam itiraf ediyorum, biraz endişeliyim. Ama siz bana öyle demediniz. Hani çok uzağa gitmiş olamazlardı? Hani Koray buraları biliyordu? Belki bir arada değillerse ya da aldılarsa. Ben bunu düşündüm. Allah'ım delireceğim, aklımı yitireceğim. Gözde neredesin? Hayat lütfen sakin ol. Bak birilerini gönderdiler, arıyorlardır çocukları. Biz ne yapacağız? Burada böyle bekleyecek miyiz Cerrah Bey? Tamam hadi. Gidelim arayalım o zaman. Arayalım bizi. Lütfen arayalım. Bayağı da sis bastırdı ya. Ah, ne var burada? E gidip bakalım. Hadi. Oo iyiymiş ha burası. Vallahi çok güzelmiş ha. Biz böyle girdik de evin sahibi diyor sıkıntı olmasın. E sen o zaman ev sahibini bekle dışarıda. O gelince girersin. Allah Allah. Of of of. Cennete düştük. Sucuk bile var. Peynir, zeytin ne istersen var. Ayağın nasıl oldu? Ayağım fena değil ya. Soğukta uyuştu galiba. İyi şimdi. Ya otur dinlen biraz o zaman. Ya ben şu şömineyi yakayım. Hem ısınırız biraz. Hayda. Niye durmuş bu araba burada? Allah'ım. Yol kapalı, geçemeyiz. Bundan başka da yol yok. İşte Kartepe'ye gittiler. Şaka yapıyorsun. Oha! Yani Hayat Hoca'ya haber vermeden Kartepe'ye gitmişler ya.
Gözde resmen yürek yemiş abi. Hayır hayır bir dakika. Benim anlamadığım. Bayağı bunlar sevgili sevgili tatile mi gittiler? Burak'a bak ya. Ama sana da helal olsun Zeynep. Bize hiç söylemiyorsun. Anlatacaklardı ama işte yakalanmışlar. Yalnız bu sefer Sevda Gözde'yi parçalar. Kimse de elinden alamaz abi. Net. Yukarıda telefon falan yok. Burak. Koray. İnanmıyorum size ya. Ya biz size bizi bekleyin demedik mi? Ya siz ne cesaret çıktınız yoluna kaybolsaydınız? Sizin ne işiniz var burada asıl? Biz dışarıda soğuktan donarken siz burada keyif mi çatıyorsunuz? Ya ne alakası var? Biz de şimdi geldik. Evet zaten biz sizi almaya çıkıyorduk. Ben şömineyi de o yüzden yaktım. Bırak ya. Ya biraz sakin olun ama yani. Geldiğinizden beri öfke saçıyorsunuz. İki saattir dışarıda tir tir titriyorduk. Ya donmak üzereydik. Son bir kuvvet yürüdük. Keyfinizi kaçırdıysak da kusurumuza bakmayın. İyi misin? Değilim. İyi falan değilim. 40 yılda bir hayatımda şöyle güzel bir tatil yapıyorum, o da burnumdan geliyor. Tamam, bu sefer böyle oldu. Sağlık olsun. Cerrah Bey, o çocuklar bizimle birlikte orada oteldeydi. Ya kardeşim beni görseydi, ben ne yapacaktım? Kesin Koray getirdi. Kötü bir tesadüf. Yok, hiç kötü bir tesadüf değil. Bence gayet iyi oldu. Ben kardeşimin bana nasıl profesyonelce yalan söylediğini öğrenmiş oldum. Ah Gözde, paralayacağım seni. Ceza mı vereceksin? Vereceğim tabii. Tabii ki ceza vereceğim. O telefon bir kere yasaklanacak. Yasak, alacağım elinden bir. İkincisi, hafta sonu gezmeleri bitti artık. Yok. F tipi kapalı cezaevi diyordu. Görsün bakalım şimdi. F tipi kapalı cezaevi nasıl oluyormuş? Bak, bu tip cezalar Koray'da hiçbir zaman işlemedi. Ama yasaklar onları hata yapmaya daha fazla teşvik ediyor. Bunu da bil. Ne yapayım Cerrah Bey? Ne yapayım, bana bir söyleyin, ben ne yapayım? Tek başıma bir kız çocuğu yetiştirmeye çalışıyorum ben. Doluya koysam olmuyor, boşa koysam dolmuyor. Ne yapacağımı şaşırdım artık. Haklısın, biliyorum. Ya ben oğlunun hiçbir şey eksik olmasın, her şey tam olsun, ne istiyorsa olsun. Her şeyi yapayım diye uğraşıyorum ama karşılığına bak, ben bir yerde yanlış yapıyorum o zaman. Hayat, lütfen ağlama. Senin bir damla gözyaşına dayanamam ben, ne olur. Ben bir kağıt mendil alıp geliyorum ben. Gerek yok, sağ ol. Sağ ol Sevda. Ayağımın incinmesine üzüldün mü gerçekten? Ya üzüldüm tabii ki. Bu hallerini özlemişim, biliyor musun? 2 gündür bana bir garip davranıyordun. Böyle bir şeydin yani. Neydi? Sinirli işte. Burak, kusura bakma ama ben bu tatili hiç böyle hayal etmemiştim. Asıl sen kusura bakma. Ben de böyle hayal etmemiştim yani. Çok güzel bir tatil olacağını düşünüyordum ama bayağı korku filmi oldu bizimki. Sucuklar hazır şömine için. Aa, ateş sönmüş. Burak, yani ayağın iyiyse eğer bir el atsana şömineye. Hem bak sevgilin de üşüyor. Tabii tabii. Ama ayağım. Yok yok, iyiyim ben ya. Bir çalı çırpı falan bir şeyler toplayayım. Ben de geleyim seninle. Ya biz yine mi yalnız bırakacaksınız? Fazla uzaklaşmayacağız. İyi, gel hadi gidelim.
Aman efendim, kimler gelmiş? Damat Şerif Paşa teşrif etmişler. Buyurun. Müstahak. Tezahürat istemez. Yalnız Şerif Bey, bravo size. Tek taş yüzüğü almadan evliliği atlattın ya. Sen ananın gözüsün. Yavaş. Yalnız ananın gözü gibi baktığı yadigar dediniz ya. O bakımdan şehittim ben. Başka çare mi var oğlum? Şuncacık pırlanta yüzük ne kadar para biliyor musun sen? Ben o parayla bütün düğünü hallederim be. Yalnız ikinci el olduğunu anlamasın bir tane hanım. Anlarsa biz biteriz. Aman nereden anlayacak ya? Yalnız bana bak. Sen yine de gereksiz gereksiz yerli yersiz konuşma. Yerin kulağı var aman. Merhaba müdür bey. Müdür bey dedi, duydu bizi ya. Aman da aman, kimler gelmiş? Gönlümün sultanı Şerif'inin bir tanesi hoş gelmiş. Ne oluyor bir tanem hanım? Ne oluyor kız? Bir tanem kız. Gerçekten yerin kulağı var. Ya bir tanemciğim, bir dakika durur musun? Her şeyi açıklayabilirim. Açıklama istemez. Ben bu yüzüğü kabul edemem. Tamam, istemiyorsan tek ters yüzük alırım sana ha. Yalnız beni bırakma ne olur. Şaka yaptım. Şaka mı yaptın? Oh! Vallahi şuracıkta ölecektim ya. Beni bıraktın sandım. Ay niye bırakayım canım? Bu zamanda evlenecek koca bulmuşum. Bırakır mıyım hiç? Ama bu değerli yüzüğü kabul edemem ben. Anne yadigar ne de olsa. Şimdi kaybederim falan, ben kahrımdan ölürüm. Olsun, yine alırım. Nasıl yani? Yine alırım derken... Nerede kaybettiysem bulur gider alırım. Bu nadide yüzük gerçek sahibinin parmaklarında olmalı müsaadenle. Seni hımzır. Beni kandırmayı biliyorsun. Aşk olsun. Kız ben seni hiç kandırır mıyım? Hayırdır gı? Ne işin var pazar pazar okulda? Müstakbel nişanlını mı özledin? Yok. Düğün defterimi dolabımda unutmuşum, onu almaya geldim. Düğün defterim, o ne ki? Gelin göstereyim. Aa. Gözde! Hayat! Gözde! Hayat ne yapıyorsun? Çocukları arıyorum, ne yapacağım? Nerede? Ormanda arıyorum Cenan. Nerede arayacağım? Buraya araba giriyor mu? Girmiyor. Niye kafana göre iş yapıyorsun? Ya sen farkında mısın? Çocuklarımız kayıp. Senin kardeşin, benim kardeşim, daha iki çocuk kayıp Cenan. Ben nasıl durayım durduğum yerde? Geliyor musun? Geliyorum. Bu hayatta nerede olursan ol, koşulsuz, şartsız geliyorum. Yürü o zaman. Gözde! Koray! Koray! 15 yıldır biriktiriyorum ben bu resimleri. Düğünle ilgili istediğim her şey burada var. Yalnız bu düğün defteri değil, maşallah bildiğin düğün ansiklopedisi. Umarım başka ciltleri yoktur. Aslında biraz az ama artık internetten de çalışırız. Yani bir tanemciğim, ben şöyle sade bir nikah töreni yaparız, olur biter diye düşünmüştüm. Ne dersin? Sade bir nikah mı? Ben kaç yıldır bu anı bekliyorum biliyor musunuz? Siz benim hayallerim ne olacak? İnsan hayatında bir kere evleniyor. Ya sap döner, kervan döner, gün gelir, hesap döner bir tanem hanım. Sen bana koridorda şaka yapar mısın? Ben de sana şaka yaptım. Şaka mıydı? Ya ben bir taneciğime dillere destan bir düğün yapmaz mıyım? Yapar mısınız? Yaparım. Yaparım da şu sizli bizli konuşmaları kaldıralım. Artık sözlüyüz yani bir tanem. Bana Şerif de. Peki Şerif. Oh, bir daha söyle, daha samimi. Şerifciğim. Bir daha söyle. Yavaş! Şerif'im, hayatta mısınız? Sesler kesilince ben birden ilişkilendim ya. Yok ol müstahak. Bir daha söyle. Yok ol. Bir
daha söyle. Müstehak! Neyse, konsantrasyonumuzu kaybetmeyelim. Nerede kalmıştık? Devam. Şerifciğim. Zeynepciğim. Ne istiyorsun? Zeynepciğim, konuşabilir miyiz yavrum? Dur. Ya sen bunca yaptıklarından sonra hangi yüzle Zeynep'in karşısına çıkıyorsun? Sadece Zeynep'in mutluluğunu istemiştim ben. Onun annesiyim. Üvey annesisin, üvey. Zeynep, ne olur kırma beni, dinle. Tamam, çıkacağız, konuşacağız ama sonra gideceksin. Zeynep. Sadece konuşacağız onu, lütfen. Ya bu loşko tam bir süzme salak ya. Vallahi bravo. İyi ki ekledin küçük enişteyi. Ya Tarhan, ben aslında daha da uzatacaktım ama insan tahammül edemiyor. Ya biraz daha uzat da eğlenelim işte. Ya Tarhan, görmen lazımdı. Çocuk resmen havalara girdi ya. Kendini böyle erişilmez erkek triplerine falan soktu. Yalnız fena takılıp kalmış sana ha. Vallahi maymun olmuş çocuk bildiğin. İster misin aşkından yataklara düşsün bir de? Yok canım, o kadar da değil. Vallahi adam aşık. Ne yapacağı belli olmaz. Ya tamam bak, güldük, eğlendik ama o kadar da yıkılsın istemem. Sadri abi. Selam. Koray evde yok mu? Koray yok evde. Nasıl ya? Koray nerede? Yine ne işler karıştırıyor acaba? Aradım, telefonunu da açmadı. E Cerrah abi biliyordur. Maalesef Cerrah Bey de yok. Neyse, çıkar kokusu. Hadi gidelim bari. Ben okula gideceğim dansa. İyi, gel seni bırakayım. İyi, hadi bırak. Nasıl yapacağım? İlişkinizi saklamıyorsunuz herhalde artık. Biz ilişkimizi hiç saklamadık ki. Gözde, yani artık yalan söylemene gerek yok ki. Açık olalım birbirimize. Sevda, ben sana açığım şu an. Burak'tan ayrılmak öyle dünyanın sonu değil. Ben ondan vazgeçtim mesela. Hem zaten ilişki bir yerden sonra eskiyor yani, insan sıkılıyor. Ben de sıkılmıştım artık. Hep Burak, Burak. Sağıma baksan Burak, soluma baksan Burak. Gecem Burak, gündüzüm Burak. Neymiş işte, ilk aşkmış da, ilk öpücükmüş de. Yalan dolan hepsi. Ben de artık başka insanlar tanımak istiyorum yani. Başka birine aşık olmak istiyorum. Yok işte, unutamazmışım da. Kimse onun gibi sevemezmiş de. Kimse onun gibi olamazmış, onun gibi gülemezmiş de. Yok öyle bir şey ya. Hepsi hikaye yani bunların. Ya insan ne istediğini bilecek bir kere gerçekten. O zaman karşına çok daha iyisi çıkıyor. Hem Burak bıktırmıştı beni artık yani. Hep kavga, hep gürültü. Ayrıldık, iyi oldu yani. Hafifledim ben. Çok rahatladım. O zaman neden ağlıyorsun? Ay ağlamıyorum, sinirlerim bozuldu. Bak, eğer eve geri dönmem için geldiysen boşuna gelmişsin. Baban da hapse girdikten sonra şu koskoca dünyada yalnız kaldım Zeynep. Sen benim ailem oldun. Çocuk aklımda senin gerçek yüzünü görememişim işte. Yok kızım. Yok yavrum. O zamanlar her şeye karşı koyabilecek gücüm varmış. Ama şimdi yoruldum, tükendim. Hata yaptım. Zeynep! Hadi. Geliyorum. Bak, ne konuşsak boş. Her şey geçmişte kaldı. Ben artık iyiyim eğer merak ediyorsun. Bir daha beni arayıp sormana gerek yok. Ev sensiz bomboş Zeynep. Hiç değilse arada bir uğrasam. Benim senden başka kimsem kalmadı. Zeynep.
Ne istiyormuş? İyi miyim diye merak etmiş. Koray'la neden sevgiliymiş gibi davranıyorsunuz? Koray'la mı? Biz mış gibi yapmıyoruz ki. Yani gerçekten birlikteyiz. Burak biraz gıcık oldu galiba bize. Yok ya, yani o Koray'a hep aynı. Yani seninle alakalı bir durum yok. Ama umarım Koray'la mutlu olursun. Umarım siz de mutlu olursunuz. Ama? Ya neyse, boş ver Gözde. Yanlış anlayacaksın şimdi. Söyler misin lütfen? İçimden bir ses mutlu olamayacağını söylüyor. Hadi gereksizler düşünün. Düğün masrafları için kaynak bulmamız lazım. Müdürüm, kredi çekelim. Olmaz. Kredi çekince parayı geri ödemek lazım. Bize geri ödenmeyecek para lazım. Ayrıca bu lakaytlık nereden geliyor acaba? Ha? Bana bakın. Benim derdime çözüm bulmadıkça ikinci bir emre kadar size çay içmeyi yasaklıyorum. Şerifim, klişe olacak ama karne parası alalım. Karne parası almak yasaklanmadı mı? Sen kimin tarafındasın? Taraf olmayan bertaraf olur başkan. Çocuk doğru söylüyor. Karne parası alamayız. Zaten o gereksizler karne almamak için üste para verir, para. Vallahi doğru diyorsunuz Şerif'im. Hangi yüzle analarına babalarına götürecekler ki tembeller? Vallahi üstüne para verseler götürmezdim ben. Buldum! Ne buldunuz Şerif'im? Yarını bekleyin. Yarın açıklayacağım. Abidin çayımı verir misin? Size yok, yasak. Ben buldum çünkü. Ben buldum. Ver çayımı. Abidin, ben şeker kullanıyor muyum? Abidin, ben şeker kullanmıyorsam bunu ne yapayım? Aç ağzını. Öyle kalıyorsun. Eda. Eri. Sinirim bozuldu, biraz hava alacağım. Ne oldu ya? Söylesene. Ya yok bir şey Koray. Ya niye alıyorsun? Söyler misin? Koray, yok bir şey ya. Koray. Sevda. Hocam. Gözde. Gözde. Ellerine sağlık. Gece iki sen gidin. Sevda da öğrendiğine göre bence artık ablama söyleyebilirim. Ya biraz daha beklesek mi acaba? Sular durulsun en azından. Gözde. Abla. Hocam. Burak çıktı. Abla bağır çağır, lütfen susma. Ne diyeyim? Ben sana Gözde, ha? Ne diyeyim, sen söyle. Ne diyebilirim sana? Tamam, hata yaptım, özür dilerim. Ne oldu bize? Ha? Sana ne oldu? Tamam, sana yalan söyledim, hata yaptım, özür dilerim. Peki. Sen bu zamana kadar Koraylar'ın partisine geçiyorum. Bu kadar profesyonelce yalan söyleyip evden kaçtın mı hiç? Kaçmadın. Peki neden şimdi yapıyorsun Gözde? Ha? Neden? Sen bana bir söz verdin. O sözünü tutarken şimdi neden caydın sözünden? Ne oldu da bu kadar değiştin sen? Abla, değişen sadece ben miyim?
Eskiden hangi arkadaşımla görüşmeme karışırdın? Ya da bana ne zaman güvenmeyip beni takip ettin? Eskiden sen beni bu kadar çok sıkıyor muydun? Neden bana haber vermedin? Ne bileyim abi. Ani karar verdik biz de. Valla ben artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Şaşırdım kaldım. Ama biz böyle devam edersek, böyle giderse... Böyle giderse ne? Beni yatılı okula mı vereceksin? Ay saçmalama Allah aşkına. Merak etme, 18 yaşıma girmeme az kaldı. Ne olacakmış 18 yaşına girince? Kendi evime çıkarım, sen de benden kurtulursun işte. Ay deli deli konuşma Gözde. Ben niye kurtulmak isteyeyim kızım senden? Sen biliyor musun otelde adamlar bana motorlu gençler kayboldu dediğinde ben ne hissettim? Sen biliyor musun ha? Nasıl yüreğime oturdu, başımın aşağı kaynar sular döküldü biliyor musun? Bir dakika bir dakika, senin otelde ne işin vardı? Benim orada olduğumu sana Zeynep söylemiş olamaz. Sen Cerrah abiyle geldin değil mi? Bak bak, sorulara bak. Evet Cerrah abinle geldim. Ama niye geldim? Civcivin parçalarını almaya ta İzmit'e kadar gittik. Haberin var mı? Yok. Usta deyince ertesi gün ancak çıkıyor parçalar. Biz de bir yerde konaklamak zorunda kaldık. Tesadüfe bak. Gördüklerime bak. Sen de sütten çıkmış ak kaşık değilsin yani. Gözde bak, ağzını topla. Sen ne dediğinin farkında mısın? O ne demek şimdi? Ya bir de bana mı kızıyorsun? Kendimi suçlu hissettirmeye çalışıyorsun bana. Bana sesini yükseltme. Konumuz ben değilim. Konumuz yalan mı abla? Çünkü yalansa sen de yalan söyledin. Bana evde olduğunu söyledin ama sen de oteldeymişsin. Sen de yalan söyledin işte. Bak buraya gelene kadar seni kaybettim bulamayacağım diye kendi kendime söz verdim. Gözleme kızmayacağım, bağırmayacağım, üste gitmeyeceğim diye salak gibi. Bana sözümü çiğnetme Gözde. Eve gidince konuşacağız, bitti. Bir de bana laf çarp. Hocam, konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok Burak. Hocam bir dinleyin beni lütfen. Ben seninle konuşacağımı konuştum. Hocam, buraya gelmek benim fikrimdi. Bütün suç bende, Gözde'ye kızmayın boşuna. İyi yaptın. Ben senden tek bir şey istedim Burak. Tek bir şey. Ama görüyorum ki benim isteğimin senin için zerre kadar önemi yokmuş. O yüzden konuşacak bir şey yok oğlum. Cerrah Bey, bence biz bu geceyi burada geçirelim. Yarın sabah erkenden yola çıkarız. Uygun mudur? Uygundur Hayat Hanım. Hocam. Hoş bulduk Zeynep. Hocam. Hiç hocam dinlemek istemiyorum şu an. Hadi okula geç kalacağız artık. Ben bugün okula gelemeyeceğim. Efendim anlamadım, niye? Abla sabahın köründe çıktık yola. Çok yorgunum. Kar tatili yordu galiba hanımefendiyi. Ha seni yormadı yani. Gözde. Bıdı bıdı istemiyorum. Derhal formanı giyiyorsun, okula gidiyoruz. O telefonu da alayım. Ay aman al. Zaten şarjı yok, kapandı. İyi. Bir sürede açamayacaksın zaten. Anlamadım. Anlamadıysan anlatayım. Sen haline, tavrına, çeki düzen verene kadar bu telefon bende kalacak. Bitti. Ya nasıl ya? Ya abla bu nasıl bir ceza? Bundan sonra böyle Gözde. Canın isterse. Ha sıkı yönetimi ilan ediyorsun yani. Senin dilinden konuşuyorum diyelim. Burak'la sevgili oldun diye mi bu tantana? Tantana. Tantana. Bakıyorum artık söylemeye de utanmıyorsunuz Gözde Hanım. Utanmıyorum. Ne yapıyorsun şimdi? Bu ne bu hareketler? Herkes duysun, ben Burak'la sevgiliyim. Onu çok seviyorum. Burak'a çok aşığım. Şişt, ne yapıyorsun sen ya? Ha? Aa, ne biçim hareketler bunlar ya? Ne oldu? Mahalleliye rezil mi oldun? Okulda da kopya çektim, okula da rezil ettim seni. Ama merak etme, sonunda kurtulacaksın benden. Ne
gidiyorsun sen ya? Gözde hayırdır, bir yere mi gidiyorsun? Sen gel üstüme böyle, tamam mı? Gel. Bak gör sonunda ne oluyor. Sen beni tehdit mi ediyorsun ya? Burak'tan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğim. Sırf sen istiyorsun diye onu hayatımdan çıkarmayacağım. Gözde, bak sabrımı taşırıyorsun. Bak görürsün bundan sonra el mi yaman, bey mi yaman. Mutlu olmak için karşıma çıkan fırsatı geri tepmeyeceğim. Ben senin gibi olmayacağım. Ne varmış senin gibi? Ne demek senin gibi? Kırarlar, üzerler diye kalbimi kapamayacağım senin gibi. Sonuna kadar yaşayacağım aşkımı. Senin tercihin yalnızlık diye beni de o mutsuzluğuna ortak edemeyeceksin. Mutsuz muyum ben? Evet, mutsuzsun. Çünkü korkaksın, korkak. Arkadaşlar, Zeynep'le konuştum, Mert hocalar dönmüş. Yavrum ya, Sevda çok üzülmüştür şimdi. Abi kolay mı? Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi gözünün önünde. Ben olsam ağız burnunda almıştım. Kara Sevda bu. Dövmekten beter eder aslında onları ama. Abi biz şimdi ne yapacağız? Burak'la Gözde yeni sevgili oldular diye onları tebrik mi edeceğiz? Yok canım, o zaman Sevda'ya ayıp olur. Yoksa Burak Sevda'yı terk etti diye kötü mü davranacağız? Ben tavır yaparım abi, net. Ya ama birbirlerini seviyorlar. Yani ne diyeceğiz ki? Aşk bu. Yani şimdi biz yüreğimizin götürdüğü yere mi gideceğiz, yoksa raconumuzun götürdüğü yere mi? Yani insan kimi seveceğine karar veremiyor ki. 10 puanlık uzmanlık sorusu. Ben de bilmiyorum. Her şeyin bir kuralı var. Kuralı bozana cezası verilir. Ya Abidin'e aşık olunca çok tatlı iş olmadı mı? Yalnız tersim pistir ama. Bir şey soracağım. Sen bu tersini şu an kime yapıyorsun burada? Ya oğlum gaz verme diyorum şuna ya. Gaz verme. Kardeşim benim adım Aragaz. İşim gaz vermek. Tamam abi, bırakın boy boyu. Sevda'nın yanında olacağız ona göre. Tamam. Tamam. Ve diyorum. Oğlum ya. Nasıl adamsın? Niye diyorum? Aragaz. Oğlum Asya'ya bak ya. Kız ne kadar da üzülmüş. İnşallah atlatır abi ya. Nasıl böyle oldu anlamadım ki. Yaktık kızı ya. Ne diyeyim abi? Ya Tarhan, şu loçkoya baksana. İyice kaptırmış kendini, çökmüş resmen. Ya sorma sorma, vallahi üzüntüden boyu kısalmış çocuğum, baksana. Hoş geldin paşam. Koray neredesin sen ya? Arıyoruz arıyoruz, açmıyorsun telefonlarını. Uzun hikaye. E anlat o zaman. Sonra. Bu arada okuldan çıkar çıkmaz derhal eve gidiyorsunuz, anlaşıldı mı? Sen neyi yapayım neyi yapmayayım, bana bir liste ver, ben de ona göre davranayım, oldu mu? Olur, iyi fikir. Neden olmasın? Sen kendin için neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğrenene kadar bence güzel yöntem. İstediğin yöntemlere bundan sonra işe yaramayacak. Ben senin kuklan değilim. Bundan sonra benim hayatım, benim kurallarım. Burak geldi. Bu Burak mı? Bu ne oğlum? Ne bu şimdi? Onların sevgili olmasına izin mi vereceksin? Ben olsam asla izin vermez. Günaydın hocam.
Hadi oyalanmayın, hadi. Törene hadi. Merhaba çocuklar, hadi törene oyalanmayın. Onur? Ne oldu sana? Düştüm hocam. Düştün. Onur bak, başka bir şey olduysa bilmek istiyorum. Yok hocam, gerçekten düştüm. Peki. Merak etmeyin. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Sömestr tatiline gireceğiz. Ve bu süreçte birbirimizi çok özleyeceğimizden eminim. Müdürsüz bir iki hafta nasıl geçecek? Hocam, biz de sizi özleyeceğiz. Aynen hocam. Kalpler bir. Yalnız değilsiniz. Biz de sizi özleyeceğiz. Karne zamanı geldi. Bahse varım, karne parası isteyecek ha. Abi tefe tüfe zammı bile ister. Eminim aranızdan bazı arkadaşlar karne parası alınacak mı diye merak ediyordu. Bildiğiniz gibi karne parası uygulaması kaldırıldı. Bravo! Bravo! Ve okul yönetimi olarak size dev bir hizmet sunuyoruz. Arkadaşlar hazırlanın, saldırı başlıyor. Şimdi bugüne kadar karnelerinizi almaya okula geliyordunuz. Değişti. Bundan sonra karneler evinize gelecek. Karneler eve uygulaması başlıyor. Merak etmeyiniz, merak etmeyiniz. Bu dönemde bize yardımcı olacak kıymetli arkadaşlarımız var. Nadir, Müstahak ve okul başkanımız Abidin dağıtım şimdi görevli olacak. Nasıl? Beğendiniz mi yeni uygulamamızı? He? Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Hadi iyi dersler sınıflarınıza. Hocam iyi dersler, iyi dersler. Hadi bakın çocuğum. Müdür Bey. Bu uygulama gerçekten ücretsiz mi? Ben mi yanlış anladım? Aşk olsun hayat hanım. Yani ben her şeyi para için mi yapıyorum? Yani de o zaman bu uygulamaya neden ihtiyaç duydunuz? Ben onu anlayamadım. Bakın efendim, bu konu çok hassas. Bazı öğrencilerimizin karnelerini değiştirdiğini, hatta ailelerine göstermediklerini tespit etmiş bulunmaktayız. Anladım. Ama bunlar kocaman kocaman insanlar yani. Onları bilinçlendirmek yerine aileleriyle aralarındaki güven ilişkisinin arasına giriyoruz Müdür Bey. Doğru mu bu? Merak etmeyin efendim. O konu bende. Eğer bu yeni uygulamamızdan rahatsızlık duyan öğrencilerimiz olursa bir uzlaşma yolu buluruz elbette. Tamam mı Hayat Hocam? Görüşmek üzere. Bence hepinizin haberi var ama ben yine de bir açıklama yapmak istedim. Burak sen de gelir misin? Biz Burak'la çıkıyoruz. Bunu bilmeniz gerekir diye düşündüm. Evet millet. Benim için sevinebilirsiniz. Çünkü ben çok mutluyum. Tebrikler. Tebrikler. Teşekkür ederiz. Tebrik ederim Gözde. Allah tamamını erdirsin. Alkışlasanız oğlum. Arkadaşınız ilişki durumunun hesabını veriyor.
Niye bakıyorsunuz bana öyle? Anlaşıldı. Arkadaşlar, benim teselliye ihtiyacım yok. Öyle kimse havalara falan girmesin yani. Üzüldüğümü falan sanıyorsanız beni hiç tanımamışsınız demektir. Evet, ben sevdim mi çok severim. Ama bittiğinde de yok sayarım. Eğer aşıksam dünyaları yerinden oynatırım. Ama eğer benden vazgeçtiyse bir dakika bile durmam, çeker giderim. Arkama bile bakmam. Böyle olunca hayatta eskisi yerine yenisini getiriyor. Koray'la birlikteyiz arkadaşlar. Hayda. Ne? Koray, bir şey söylesene. Şaka yapıyor değil mi? Doğru. Kara sevda benim sevdam oldu. Söylüyorsun değil mi? Kesin yalan ya. Yok. Doğru dedim ya size. Madem Gözde'den vazgeçecektin, neden? Neden Sevda? Kime aşık olacağımı sana mı soracaktım Asya, ha? Bir de aşık mı oldun? Ne var bunda ya? Niye olay yaptınız ki? Koray! Gözde'den vazgeçiyorsun, niye bana söylemiyorsun oğlum? Ara. Kendine gel. Seni tanımasam Gözde'ye yürüyorsun diyeceğim ha. Hem ne bağırıyorsun ya? Ne oluyor? Sesini yükseltiyorsun. Lan bağırırım tabii. Biz senin aşkın için okul değiştirdik. Kaydımızı aldık, buraya geldik peşinden. Bağırırım tabii. Gözde'yi o kadar boşladın ki gitti o hıyarla sevgili oldu. Bana ne? Hatta sana ne? Oğlum. Sen o herifle düşman değil misin? Kara. Ben bir kızdan vazgeçtiysem kimin ne olduğunu kafama takmam. Bak. Tarhan. Ben kafama takmıyorsam sen hiç takma. Benim de kendime göre hesaplarım var. Sizin aklınız ermez. Oldu. Hadi. Kahretsin. Ne hissediyorsun? Neyle ilgili? Sevda ve Koray'la ilgili. Hiçbir şey. Kartepe'yi düşününce sende ilerleme var sanki. Ya şimdi düşünüyorum da o zaman çok saçma tepkiler vermişim. Bu arada çok rahatladım biliyor musun? Niye, ne oldu ki? Ya bizimkiler şimdi seninle sevgili olduk diye bana bıdı bıdı yapacaklardı. Ama artık Sevda mutlu olduğuna göre sorun yok. Senin kimin olduğuna neden karışıyorlar ki? Ya kimin olduğuma değil. Sevda'yı üzmeme kızıyorlardı. Zaten bizi unuttular. Herkes Koray'la Sevda'yı konuşuyor. Evet. Doğru. İşte. Gözde yapma. Ne oldu? Ablam gördü diye mi böyle diyorsun? Hayır, okuldayız diye. Hayat Hoca da hiçbir şey demeden gitti. E sonunda baskı yapamayacağını anladı. Bence fırtına öncesi sessizlik bu. Evde hesabını sorarsak. O eskidendi. Hayat devri bitti. Gözde devri başlıyor. Aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğim. Vay. O kadar seviyorsun yani beni. Evet, o kadar seviyorum. Sen? Senden daha çok.
geldik zurnanın zırt dediği yere. Notlarınız hiç parlak değil, haberiniz olsun. Hocam, kanaat notu kullanacaksınız kanaatimce. Hakkınızdaki kanaatim pek olumlu değil Nedim'cim. O yüzden sizi kurtarsa kurtarsa ancak sözlü sınav. Kardeşim, ben kalemi sıranın altına düşürüyorum. Ben sana bir yardım edeyim. Düştü. Hay Allah. Ne oldu, korktunuz mu? Bariyer, niye saklanmaya çalışıyorsun? Böyle daha çok dikkat çekiyorsun. Kızım, sözlüğü kaldırırsa çakarım net. Peki. Evet, kim kalkmak istiyor sözlüğü? Ben kalkabilirim hocam. Abidin'cim, senin notların kafi derecede güzel. İhtiyacın yok. Nota ihtiyacı olanlar kendilerini biliyorlar bence. Saklanmalarına rağmen. Buyurun, kalkmak isteyen var mı? Gel. Oo. Buyurun. Hocam, özür dileriz. Gelebilir miyiz hocam? Bilmem, gelebilir misiniz? Tam zamanında teşrif ettiniz hatta. Ben de sözlüğe kaldıracak öğrenci bakıyordum. Buyurun tahtaya hızlıca, İzmir Marşı'yla. Evet. Gardi benim intikamını alacak. Acı hayat fena çarpacak kardeşim. Evet çocuklar, hafta sonu tatiliniz çok güzel geçti. Öyle hissediyorum. Derslerinize de çalışmışsınızdır eminim. Abidin, bize rastgele bir sayfa açar mısın? Hemen. Neymiş, oku bakalım konumuz. Divan edebiyatı. Divan edebiyatı. En sevdiğim konu. Oğlum çok kazık ya. Bittiler kesin. Evet, oku bize oradan bir bölüm. Yanarım mumlayın baştan ayağa. Nedir bu yanmagın? Ayanı yok mu? Evet, kimdir şairi? Bir fikriniz var mı? Hoca Dehani'nin bir beytidir arkadaşlar. Peki ne dediği hakkında bir fikriniz var mı Burak? Bilmiyorum hocam. Oğlum, joker hakkını kullansaydın. O joker sen olmak ister misin Nedim? Yok hocam, sustum. Senin Gözde? Ben de bilmiyorum. Ben açıklayayım mı hocam? Teşekkürler abim. Açıkla. Aşık sevgilinin hasretiyle yanıp tutuşmaktadır. Ve bu yanmanın mumun tükenmesine benzetmektedir. Bu hasret, bu yanmanın ne zaman biteceğini sormaktadır. Asya, çocuk sana söylüyor. Baksana çocuğa. Ağlanacak halinize gülüyorsunuz. Sağ ol Abidin. Teşekkürler. Oturabilirsin. Evet. Burak Gözde. 0. Bravo aslan parçası. Koray, sen de mi kalkmak istiyorsun sözlüğe? Yok hocam. Yok yok. Bayağı mutlu oldun arkadaşın kalktı diye. Buyurun, alayım sizi tahtaya. Siz de Sevda. Buyurun. Abi, resmen kendileri kaşındılar. Bahsevarım, bunlar da sıfır alır ama. Evet Zeynep, aç bakalım bize oradan rastgele bir sayfa. Neymiş konumuz? Tasavvuf edebiyatı hocam. Hocam, tasarruf edebiyatı olmasın o. Özür dilerim hocam. Bu şakaları sözüden nasiplenmeye çalışıyorsun gibi algılıyorum. Yok hocam, yok yok. Evet. Peki. Nedim, oku. Zeynep, ver kitabı. Okuyayım hocam. İlim, ilim bilmektir. Okumaktan mana ne? İlim kendin bilmektir. Kişi hakkı bilmektir. Sen kendini bilmezsen, kün okudun bilmezsin. Ya nice okumaktır. Ha bir kuru emektir. Evet, şairini bilen var mı? Fikriniz var mı? Hocam, Yunus Emre. Aferin hocam. Ne anlama geldiği konusunda bir fikriniz var mı?
Koray. Şey hocam. İlmin çok önemli bir şey olduğundan bahsediyor bence. İyi salladın Sarıbaş. Ah be Sarıbaş, ah. Ne gülüyorsunuz ya? Sevda. Hocam ben de bilmiyorum. Hiç şaşırmadım. Peki buyurun yerinize sıfır. Bir fikri olan var mı? Ben açıklayayım mı hocam? Teşekkürler abici, sen açıklama. Sınıfımızın medarı ineği. Hala gülebiliyorsunuz. Bravo. Çocuklar, Yunus demiş ki... okuyan kişi önce kendini bilmelidir. Kendini bilmek, görevlerinin farkında olmaktır. Çalışmaktır bunun için. Yoksa emekler boşa gider. Yüzyıllar önce söylemiş Yunus bunu. Yıl kaç? Bazılarınız hala anlayamıyorsunuz. Sonra da bana soruyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam bu bizim ne işimize yarayacak? Buyurun. Haliniz ortada. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Evet. Bu laflar hep bize. Bize alttan alttan nasıl laf sokuyor? Oğlum Hayat Hoca bana çok kızgın ya. Vallahi kardeşim işiniz zor. Acı hayat. Normalde ders boş geçebilirdi. Eğlenebilirdik ama sayfa 45. Onur aç oku. Sevda, nasılsın? İyi misin? İyiyim, gayet iyiyim. Bak bir şuur kaybı falan yaşıyorsan doktora götürelim seni hadi. Evet bak, hastaneye götürebilir seni. Gerçekten bize söyle. Hadi kalk kalk, de haydi kalk. Hadi, ya Rutko saçmalama, deli misiniz? Nesiniz ya? Yok. Sevda, sen sonsuza kadar Burak'ı seveceğim demiyor muydun? Ya arkadaşlar, ben hayatımda bir yeni başlangıç yapıyor olamaz mıyım yani? Ben senin arkandayım arkadaşım. Sonuna kadar aşk. Ay sağ olabildin ya. Senden başka kimse destek olmuyor zaten bana. Yok yani ben de destekliyorum sizi Sevda ama hani gerçekten birbirinizi seviyorsanız. Vallahi benim biraz kafam karıştı. Onun için yorum yapmak istemiyorum. Bahse girelim bu Sarıbaş kızcağızın beynini yıkadı ya. Kesin öyle. Ya arkadaşlar ben de Burak gibi yeni bir başlangıç yapamaz mıyım? Buna hakkım yok mu benim? Ya iyi de sen o Sarıbaş'ın neyini beğendin ya? Harbiden. Yani yakından bakılınca herkesin sevilecek bir şey vardır. İyi de Sevda, Koray'dan bahsediyoruz ya, Koray. Benden mi bahsediyorsunuz? Bakın şöyle yapalım. Sevda beni size anlatmasın. Siz beni tanımaya çalışın. Yeni bir başlangıç yapalım. Ha? Niye bakıyorsunuz arkadaşlar? Zeytin dalı uzatıyorum size. Sen bize zeytin dalı mı uzatıyorsun, yoksa pimi çekilmiş bir bombayı elimize mi veriyorsun? Bahsi girerim bu işte bir numara var abi. Kesin. Numara falan yok. Bakın, herkesi okuldan sonra evime davet ediyorum. Kendi aramızda ufak bir parti yaparız ha? Yok ya, gerek yok. Yok sağ ol ya. Gerek yok abi ya. Tamam lan, geliyoruz. Ne? Geliyoruz ama eğer bir plan yapıyorsan ondan korkmadığımızı anla diye geliyoruz. Tamam. Kendiniz görürsünüz. Plan mı? Yoksa Barış çağırsın. Tamam. Canım biz seninle şöyle şöyle bir konuşalım. Olur, konuşuruz. Bakın herkesi bekliyorum ha, ona göre. Unutmayın. Hadi. Hadi bakalım. Koray, kafayı mı yedin sen? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Yok. Senin istediğin oyunu devam ettirmeye çalışıyorum. Ya iyi de abartıyorsun biraz sen. Niye ki? Gayet eğlenceli bir hal alıyor. Bunun oyun olduğu ortaya çıkınca hiç eğlenceli olmayacak ama. Merak etme Sevda, aklımda bir şey var. Neymiş? Bu çocuklar bizde olduğu sürece ne olacak? Ne olacak? Ya söylesene şunu artık. Gözleri bırak, yanlarında biz varız diye arkadaşlarına yaklaşmayacaklar. Ee? Anlamadın mı?
Böylece yavaş yavaş dışlanacaklar. Hı. Ya çok iyi plan gerçekten. Koray, seni tebrik ediyorum yani. O zaman daha çok bağlanacaklar. Yanlış cevap. Yanlarında arkadaşlar olmayınca birbirlerine bakıp sıkılacaklar. Vallahi ben hiç emin değilim bundan. Ya Sevda, denemeye değer. Hem ne kaybederiz ki? Madem bir aşk oyunu oynuyoruz, hakkını verelim, değil mi aşkım? Sen yine de fazla cımla da aşkım. Hadi gel. Biz Koray'la birlikteyiz arkadaşlar. Ah be, zavallı kuzu. Ben seni ne kadar da üzmüşüm. Neden üzgün olduğunu biliyorum. Gerçekten bak, seni çok iyi anlıyorum ama lütfen üzülme. İçim acıyor. Benim de. Hayır, ben kötü biri değilim. Niye başıma böyle şeyler geliyor? Ben de kötü biri değilim ya, gerçekten bak. Sen de üzülme o zaman. Sen üzülmezsen ben de üzülmem. Asya. Koray hepimizi evine çağırdı. İstersen sen de gel. İyi olur. Yani ama iyi mi olur ki? Tabii canım. Yani burada böyle üzülmekten iyidir. Ya iyi tamam, sen öyle diyorsan gelirim ben de. Tamam, çok iyi olacak. Sana da iyi gelecek. Şerif Bey bana evlenme teklif etti. Aa, ne kadar güzel. Ay çok mutlu oldum bir tanem hanım, tebrik ederim. Yüzünüzü. Ay çok zarif, çok zarif, tebrik ederim. Annesinin yüzüymüş. Annesinin mi? Evet, bir gün birini çok seversen ona takarsın demiş. Bu yüzükle evlenme teklif etti bana. Restoranlar kapattı, kemancılar ayarlamış. Aferin Şerif Bey'e, bravo. Ay ama yalnız ben şimdiden gerilime girdim. Neden? Düğün hazırlıkları bir sürü şey. Aa bir tanem, sıkılmayın, yaparsınız, halledersiniz hepsini bir çırpıda. Hayat hocam, bana yardım edersiniz değil mi? Tabii, elimden ne geliyorsa yaparım. Sizin gibi bir Nedime'm olunca içim çok rahatladı. Nedime mi? Ben mi? Yoksa beni kırıyor musunuz? Ay hayır, yani sizi kırmak için söylemedim. Da ben bu işlerden hiç anlamıyorum. Yani bu son moda şeylerden hiç anlamıyorum. Antikayım ben biraz. Bakın, gördünüz mü? Ben size söylemiştim. Daha ilk günden terslikler başladı. İstediğim hiç şey olmadı. Bir tanem hanım yapmayın. Olur mu öyle terslik, aksilik falan? Ya ne bileyim, sizin daha böyle kafanıza göre bir arkadaşınız vardır. Ama ben sizi istiyordum. Ama gerçekten hiç anlamıyorum ki bu işlerden. Ne yapacağım ben şimdi? Sizden başka güvenebileceğim kimse yoktu. Gördünüz mü? Şimdi koca dünyada yapayalnız kaldım. Ah. Hay Allah. Ne yapsak bilemedim ki. İyi tamam, peki ben elimden geleni yapayım sizin. Kabul ediyor musunuz? Evet. Ay! Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Siz hiç endişelenmeyin. Ben size her konuda yardımcı olacağım. Otur, otur. Şimdi önce söz alışverişinden başlayacağız. Söz bahçesinden. Söz bahçesinin içinde neler var biliyor musunuz? Yok ama... Ha, Şerif Bey'e pijama, terlik, tıraş takımı, iç çamaşır alacağız. Ondan sonra nişan alışverişi, nişanı, elbisesi. Çok önemli. Değil mi? Ama benim... Ondan sonra düğün alışverişine çıkacağız.
nikah şekeri, düğün çiçeği, Nedim'e bilekliği. Gelinlik provalarına da beraber gideriz. Şimdi siz tam olarak bunların hepsini benimle mi yaptınız? Hiç endişelenmeyin. Ben hep yanınızda olacağım. Peki madem teker teker ben yazayım. Yavaş. Yavaş başlayın, tamam? Söz bahçesi. Söz bahçesi. Ray 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 ram. Adnan. Müdür Bey. Evet hanım. Hayırdır inşallah. Bakın en baştan söyleyeyim. Bugün keyfim çok yerinde. Umarım keyfimi bozacak ilginç bir fikriniz yoktur. Yok yok. Merak etmeyin. Kravatınız çok yakışmış bu arada. Renkli kişiliğinizi yansıtmış. Teşekkürler. Güzel haberlerinizi aldım bu arada. Haber mi? Ne haber? Bir tane hanıma evlenme teklif etmişsiniz. Tebrik ederim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Çok naziksiniz. Darısı başınız. Hediye ettiğiniz yüzüğü de gördüm. Pek güzel, pek zarif. Güzeldir. Anne yadigarı. Anne yadigarı. Hangisinin? Gerçek annenizin mi, sonradan olanın? Ha. Hayat Hanımcığım, size karşı çok mahcubum. Gerçekten çok özür diliyorum. Ama ben bu meseleyi en kısa sürede çözeceğim. Söz veriyorum. Müdür Bey, ben size daha önce de zaman vermiştim. Siz bana bir söz verdiniz. Dediniz ki ben bir tanem hanıma gerçek annemin kim olduğunu söyleyeceğim. Ama söylemediniz. Ne zaman öğrenecek bir tanem hanım acaba, düğünde mi? Yok artık, o kadar uzatmayı düşünmüyorum. En kısa zamanda annemle tanıştıracağım. Hayat Hanım, bir tanemi görmelisiniz. O kadar mutlu ki. Yani mutluluğu bozulsun istemedim. Anlıyor musunuz beni? İyi peki. Size son kez inanmayı seçiyorum Müdür Bey. Şimdi orada dur, yavaş. Da dur. Tonla işiniz var, gücünüz var. Bir de bizim meselemizi lütfen kafanıza takmayın, dur. Yani üzerinize vazife değil demeye çalışıyorsanız bence artık çok geç kaldınız. Çünkü ben an itibariyle bir tane hanımın Nedime'si oldum. Nedime mi? Evet, Nedime. Hangi Nedime? Nedime işte. Ha, o bendeki Nedime. Hayır, bildiğimiz Nedime. Bildiğimiz de bilmem. Hangi Nedime be? Müdür Bey, gelinin Nedime'si. Sadıç, Nedime. Nedime, Sadıç. Nedime. Telefon. Görüşeceğiz. Şerif, yandın. Kine yandın. Şimdi müfettiş gibi seni peşini bırakmaz bu. Ne? Çalıştı mı? Ay! Bak, sesi duyuyor musun? Duyuyorum, duyuyorum. Civciv seni çağırıyor, gelsin beni alsın diyor. Ay, Cerrah Bey çok sevindim, çok teşekkür ederim. Tamam, benden kendisine selam söyleyin, olur mu? Çok özlediğimi de söyleyin. O da seni özlemiş, bekliyoruz. Geliyorum. Anlat bakalım başkan, nedir bu karneler eve uygulaması? Bilmiyorum abi. Abidin'cim, sen kimin tarafındasın aşkım? Kimin tarafında olacak Emel'cim? Bizim tarafımızda. Değil mi Abidin? Hadi Abidin, söyle. Abidin, anlat, seni dinliyoruz. Söylesene Abidin, hadi. Oğlum, anlatsana. Tamam, o zaman. 3, 2, 1. Bunu sen istedin dostum. Bariyer, buyur. Arkadaşlar, isterseniz ben onu kendi yöntemlerimle konuşturabilirim. Değil mi Abidin? Buyur. Abidin. Abidin söyle. Abidin söyle, bu uygulama nedir? Hadi. Hadi söyle. Abidin. Abidin. Söylesene. Hadi. Asya gelsin, yine söylemem. Oğlum bırak. Oğlum bırak, konuşalım. Hayır, bırak. Tamam arkadaşlar, büyük konuştu. Sazalım gitsin. Hadi kalk. Hadi koş. Hadi git. Kalk, kalk, koş. Kalk, kalk, kaybol. Koş. Biz de gidelim, başka bir yerde Umut'u arayalım. Aynen, hadi. Çık, 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 çık.
Nadir! Ne öyle? Ne haber abi? İyi, senden ne haber? İyi. Nadir biliyorsun değil mi? Ben bu okulda en çok seni seviyorum. Nadir kıyak adamdır. Ne de olsa aşk adamı oldu. Evet şimdi Nadir'cim, şimdi söyle bakalım. Bu karneler evinize uygulamasının asıl amacı nedir? Ya bir çek elini, bir çek. Müdürüm anlattı ya. Yahu Nadir'cim anlattı, anlattı da bence bu işte başka bir iş var, değil mi? Yani. He. Bence siz bu işi bir müstahaka danışın. Müstahak abi. Müstahak abi. Abi. Ne olsun iş güç? Biliyorsunuz sizin için şerifim hiçbir masraftan kaçınmadı. Ve karneler evinizde uygulamasını başlattı. Onun üzerinde çalışıyoruz. Yani karnelerinizi ayaklarınıza kadar getiriyoruz. Ya sizi zahmet etmeyin. Zaten ben bu uygulamadan yararlanmak istemiyorum. Evet abi ne gerek var ya? Zaten sizin tonlu işiniz gücünüz var. Bak vallahi yemin ederim hiç gerek yok lütfen. Olmaz çocuklar. Şerifimi kesin elini. Müstahak abi. Yok mu bunun çaresi? Yok. Vardır abi, vardır. Yani şimdi çocuklar, şerifim karneleri dağıtmak için özel araba kiraladı. Bir de üstüne özel şoför tutmuş. Yani büyük bir masraf yapmış. Boşa mı gitsin bu kadar para? Yani masraflar boşa gitmesin diye bizim de katkı yapmamız lazım, değil mi? Bravo. Lep demeden hemen anladın kız. Peki abi, sen şimdi bize şunu söyle. Biz net olarak kaç para vereceğiz? Vallahi biz o hesabı yapmadık. Ama hani şöyle düşünsek, kelle başı 50 olur. O da size, yani ayağınız alışsın. Bak, nimeti yememişler. Yarı bırakmışlar. Ne? Yarım. Yarım, yarım, yarım. Her şey yarım. Duruyor mu? Çok pis tezgahlandık abi. Aynen abi. Çok kötü tufaya geldik. Ne yapacağız abi? Başka çare yok, vereceğiz. Okul çıkışı bir şeyler yapalım mı? Niye? Niye? Neden? Niye? Hiç öyle oturduk sohbet falan ederdik. Bizim i̇yi başka işimiz var. Aynen işimiz var. Çok iyi olurdu da. Aynen. Ne işi ya? Arkadaşlar bize geliyor. Nasıl yani? Biz de takılacağız. Muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Eğleneceğiz. Bak söz verdiğimiz caymak yok. Sevda. Bak sırf senin hatırın için geliyorum ha. Yani Sevda aynen, çağırdı aynen, diye biz bekliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz Gözde. Görüşürüz. Görüşürüz. Gözde. Sen ne yapıyorsun burada? Hiç. Sinirlerim bozuldu biraz. Neden? Boş ver. Ya antrenmandan önce bir şeyler içelim mi? Olur. Hadi gidelim. Ehliyet ruhsat. Ne diyorsun Nadir? Sus! Kendini yakışıklı sanan ve gerçekten yakışıklı olan Burak. Evraklar olmadan hiçbir yere gidemezsin evlat. Ya biz birlikte gidiyoruz. Hadi Burak arabaya bin. Ne? Asıl sen hiçbir yere gidemezsin. Niye ya? Nereye? Hayat Hanım abla hocanın kesin talimatı var bana. Gözde'yi al eve götür dedi. Nasıl yani? Ha ne nasıl yani? Anca gidebilmek için cesedimi çiğnersiniz ama cesedimi çiğnersiniz de hiç hoş olmaz. Dağ gibi araba. O yüzden gel Gözde'cim evimize gidelim. Yolda sana tavuk döner ısmarlarım. Burak hadi binelim abi. Bin. Hayat abla geliyor. Hayat abla. Teşekkürler Nadir. Bir sorun mu var Burak? Yok hocam, bir sorun yok. Derhal eve gidiyorsunuz oyalanmadan. Nadir de senin yanından ayrılmıyor. Ben civcivi almaya gidiyorum, tamam? O iş bende Hayat ablacığım. Hadi Gözde'cim gidelim. Tamam Gözde, sen git hadi. Ben zaten antrenmana gideceğim. Tamam. Bu kararla Sevda'nın önünden yürüdüğü iyi oldu. Şimdi rahat rahat konuşabiliriz. Vallahi bu olay benim karnımı şişirdi.
Bariyer, iki tane çift kaşarlıyı gömdün ya, ondandır o. Loçko, tost yemedin, dayak yemek ister misin? Ya abi dur, tamam bırakın goy goy ya. Ne yapacağız, bir karar verelim. Sevda'ya destek olalım diyoruz. Bu sefer Burak bozulacak. Doğru diyor ya, ben tavır yaparım dedim ama... ya Sevda da böyle melül melül bakıyor. Kıyamıyorum. Bir karar vermemiz gerekiyor. İkisi de yakın arkadaşımız. İkisinden de vazgeçemeyiz yani. Buldum. Oylama yapalım arkadaşlar, evet. Sevda'yı destekleyenler. Ben çekimsel oy kullanıyorum. Abi ben de kararsız seçmenim. Ya ben oy kullanmayacağım birader. Tamam, o zaman benim oyum belirler. Zaten bu oylama fikri de benden çıkmıştı. Sen ne düşünüyorsun? Sağ olasın. Aa. Al bakalım. Böyle centilmenliklere alışık olmayınca tabii insan şaşırıyor biraz. Zaten benim bünyem de alışık değil bunlara. İnandırıcı olmamız lazım kızım. Yani sen arkadaşlarımız inansın diye mi yapıyorsun bunu? Senin bunu kalas gibi uzatışından belliydi zaten. Ya Sevda, gerçekten sevgili olsaydık ne yapardın? Ya her fırsatta gider yapıyorsun ya. İnandırıcı olmak lazım Koray Bey. Ya seninle başa çıkmak hakikaten zor ya. Hadi gel oturalım şuraya, gel. Havada bayağı soğuk ha. Ya Koray, keşke bizim çocukları çağırmasaydık. Yani oyun olduğu ortaya çıkınca bana çok kötü bozulacaklar. Ya onları da alet ediyoruz biz burada. Başka çaremiz yok. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Sen istediğini elde etmek için her şeyi yaparsın değil mi? Yani karşındaki üzüldü mü, kırıldı mı hiç düşünmezsin. Ben üzüleceğime karşındaki üzülsün Sevdacığım. Peki bir gün benimle karşı karşıya gelirsen? Ne yapacaksın, beni de mi üzeceksin? Tabii ki hayır, sen başkasın. Ne ben başkayım? Senin yerin ayrı aşkım. Ya ciddi bir şey söylüyorum şurada, doğru düzgün cevap ver. Ben seni üzmem Sevda. Niye? Çünkü sen üzülürsen ben daha çok üzülürüm. Ha yine kendini düşündüğün için yani Koray. Ya Sevda, durduk yere laf çarpıyorsun, trip atıyorsun ha. Biraz da eve sakla. Seninkiler sevgili olduğumuza inansınlar. İnşallah inanırlar Koray ya. Niye inanmasınlar? İstiyorsan gel bak insanlara soralım, gel. Gel. Ay saçmalama Koray, nasıl? Bey amca, merhaba. Yakışıyor muyuz? Harikasınız, güzel. Teyzeciğim nasıl? Allah tamamını erdirsin. Kızlar, bakar mısınız? Sevgilim güzel değil mi? Ya gördün mü? Herkes beğeniyor bizi. Hadi gel. Aa, dur, çiçek. Ya Sevda, sen çiçek alırım unutuyorsun ya. Ayıp, vallahi ayıp ya. Ama senin yüzünden. Benim de kabahatim var şimdi. Kafamı karıştırdın benim ya. Ya oğlum bir karar ver. Evet. Allah Allah, istiyorsan referanduma gidelim. Abi ya, ben de karar veremedim. Bence biz bu oylamayı erteleyelim. Durumumuz çok zor abi, net. O zaman akışına bırakacağız artık. Aynen. 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 Emel bunu beğendi. Akışına bırakıyoruz abi. Tamam o zaman, Koraylıların evine gidiyoruz. Safımızı belli etmeden duruyoruz. Ama ayarı kaçırmak yok ha. Aynen. Aynen. Çak. O zaman şöyle yapıyoruz. Sevda'ya iyi davranıyoruz. Koray'a fazla yüz vermiyoruz. Zaten yüz göz olalım derse ben ona dalarım. Yani Sevda'nın sevgilisi de olsa sarı çıyan sarı çıyandır abi. Doğru. O zaman abi gidelim de ne olacaksa olsun. O zaman de haydi. Haydi. Hayat. Sen miydin şöyle? Ne o? Başka birini mi bekliyordun? Yok. Beni beklemediğin kesin. Nereden çıkartıyorsun birini beklediğimi, ha? Nereden mi çıkartıyorum? Eskiden beni gördüğün zaman bakışlarını üzerimden alamazdın. Şimdi ise yüzüme bile bakmıyorsun. Bakışlarını yakaladığım kısacık anlarda da üşüyorum. Buz gibisin çünkü. Hepsi geçmişte kaldı. Eski defterleri açmayalım istersen. Vay be, geçmişte kaldı demek. Hikayenin esas oğlanı, esas kızı unuttu. Hayatın cilvesine bak. Hayat Hanım'la ne alakası var şöyle? Aklın nereden unuttuğun ortaya çıktı. Anlamıştım zaten.
Ben o hayattan bahsetmiyorum. Ben yanlış zamanda geldiysem... Hoş geldin Hayat. Gel Hayatçığım, gel. Cerrah da seni bekliyordu. Merhaba Şule Hanım. Ya... Yemin olmuş. Ya inanmıyorum. Cerrah Bey, yepyeni olmuş bu. Seni bekliyorum. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Civcivim. Çok güzel. Çok güzel. Daha da anlatsınız inşallah. Anne, bu böyle kız istemeye gelmiş gibi oturuyorsunuz. Ne oldu size? Biz burada kız tarafı oluyoruz. Sevda, senin için geldik ya biz. İyi tamam, sağ olun da yani sanki sizi buraya zorla getirmişiz gibi emanet oturuyorsunuz. Ben kendim kötü hissettim vallahi. Ya yok, durum biraz anormal ya. Ben de ortama ayak uyduruyorum. Evet, sen ve Koray'ın sevgili olması sinirim sistemim zorlanıyor biraz. Evet. Ama gönül bu. Ota da konar. Ama inşallah çok mutlu olurlar tabii. Aynen, inşallah. İnşallah. Kısmet tabii bu işler. Sevgilim, bana yardım eder misin? Sevda sana dedi. Ha. Sevgilim. Geldim aşkım. Sen şunları götür de ben bunu getir. Bu nedir ya? Abi kız bana kendi alacağım olmuş. Ben nasıl alışayım? Ya çaktırma ya. Konuşmayın arkasından. Tamam. Evet. Şimdi şöyle vereyim. Boş kuşunu şuraya koysana. Bunu da şöyle koyayım. Arkadaşlar, siz benden bir şey istemediniz. Ben de bunları kafama göre yaptım. Bunları Amerika'da öğrendim. Alkolsüz meyve kokteyli. Organik. Ha Koray. Sağ ol, çok sağ ol. Çok zahmet etmişsin, sağ ol. Olur mu canım, ne zahmeti? Bundan sonra hep beraber takılacağız. Bakın ne diyeceğim size. Acaba sömestr tatiline kayağa mı gitsek ya? Ha? Ne dersiniz? Kayak malzemeleri benden. Hem bilmeyenlere de öğretirim. Sağ ol. Çok sağ ol. Gerek yok. O zaman hafta sonu gece kulübüne gidelim ha? Ne dersiniz? Dans ederiz, eğleniriz, kafa dağıtırız be. Sağ ol. Çok sağ ol. Gerek yok, bozar bizi. O zaman aslında şöyle yapalım biz. Yazın Saint-Tropez'e gidebiliriz biliyor musunuz? Yani orada tekne muhabbeti güzel oluyor. Pardon, pardon. Nereye? Saint-Tropez'e, Fransa'da ya. Kızlar, siz de çok seversiniz biliyor musunuz? Çünkü alışveriş mağazaları çok güzel orada. Koray, vitesi boşa aldım, uçuyorsun şu an. Biz kalkalım en iyisi, değil mi? Evet ya. Gelme, şey yapalım. Durun, 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 durun. Nereye ya? Bırakmam. Daha yeni geldiniz. Beyler, elinde çok güzel bir oyun var. Çok sağ ol. Gerek. Bence bir deneyin derim. Sağ ol. Ama her şeye sağ ol, sağ ol, sağ ol olmaz ki yani. Bir görün ya. Tamam ya, madem ısrar ediyorsun oynayalım. Yani kırmayalım sarı başı. Tamamdır, süper. Aşkım geliyorum ben. Tamam. Ya sen evine gitsene. Gardiyan gibi başımda ne bekliyorsun? Bana ne be? Hayat Hanım abla hoca söyledi. Zaten soracağım ablama da bunun hesabını. Tamam, gelince sorarsın. Soracağım zaten, sana ne? Ya ben de onu diyorum ya. Gelince sorarsın işte. Delireceğim ya. Gözde. Kız, yakışıklıyım ben değil mi? Ha nedir? Çok yakışıklısın, çok. Vallahi mi ya? Antrenman erken bitmiş. Evet evet, hoca erken bıraktı. Ha bu arada arkadaşlar akşam kulübe davet ettiler. Beraber gideriz değil mi? Bu akşam mı? Ya ablam Nadir başıma dikti. Nöbetçi gibi bekliyor başımda. Gelemeyeceksin yani. Seni tek başına göndereceğimi düşünmüyorsun herhalde. Sen merak etme, ben ne yapar ne eder gelirim. Ama bak, sakın Hayat hocadan izin almadan gelme, tamam mı?
Tabii tabii de alırım. İyi tamam o zaman. Ama bak. Kız! Gözde ne yapıyorsun? Kaçış planı mı yapıyorsun? Bana bak yalnız tünel falan kazayım deme. Benim dede dedeciğim bu binanın temelini bir sağlam yaptı. Nadir ne tüneli ya? Gözde ne oluyor ya? Ne tüneli? Ben seni sonra arayayım mı? İyi tamam. Artık ben bunu sürebildiğime göre gideyim. Nasıl istersen. Pardon. Ay! Bir tanem hanım. Ah ben nasıl unuttum. Alo, bir tanem hanımcığım. Hayat hocam neredesiniz? Düğün mekanı bakmaya gidecektik. Ya unuttum ben. Kusura bakmayın ama hiç endişelenmeyin hemen gelirim. Unuttunuz mu? Hayat hocam nasıl unutursunuz? Siz bir Nedimesiniz ve Nedimeler hiçbir şey unutmaz. İstanbul'da bir düğün mekanı bulmak ne kadar zor biliyor musunuz siz? Ne yapacağız bulamazsak seneye mi evleneceğiz? Ben bu düğün üzerine ne hayaller kurdum sizin haberiniz var mı? Şimdi ben şey yaparım. Bir tane hanım hemen yetişirim siz hiç merak etmeyin 15 dakikaya oradayım olur mu? Endişelenmeyin. Tamam bekliyorum ben. Tamam görüşürüz o zaman. Ay. Kadın nefesimi kesecek sandım. Benim hemen şey yapmam lazım, çıkmam lazım. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok yani sorun değil. Müdür bey bir tanem hanıma evlenme teklif etti. Şimdi düğün hazırlıklarına başladılar. Beni de Nedimesi ilan etti. Ne güzel işte sana da meşgale olur. Vakit geçirirsin. Ya evet değil mi? Yani işte benim an itibariyle 14 dakikam kaldı o yüzden çıkmam lazım. Tamam civcivi yapıldı ama o kadar hızlı gidemezsin ben seni bırakırım. Cerrah Bey hiç gerek yok. Ben sizi işinizden alıkoymayayım. Benim bir işim yok hayat. Senin de işin bitti değil mi şöyle? Evet evet ben de gidiyordum zaten. Yine de gerek yok ben giderdim. Hayat 13 dakikamız kaldı. Ben seni bırakayım çocuklar da civcivi eve bırakırlar. Tamam. O zaman eve ben çıkalım. Nasıl unuttum ben? Nasıl unuttum? Nasıl unuttum yani? Alo, ne haber? Sana şimdi bir isim söylüyorum. Dinliyor musun? Hayat Sarıyaz. İstanbul'da lise öğretmeni. Kimmiş neymiş araştır bakalım bul bir şeyler işte. Tamam görüşürüz. Aragaz bitireceğim Aragaz bitireceğim seni ya. Göreceğiz Sarıbaş sen dur dur. Enerji. Aragaz yapıştır oğlum şunu hadi. Hadi oğlum. O biraz zor. Bu gol loşka için bak. Ah ya. Yapamadım ki. Oğlum ya benim için olunca atamıyorsun ha. Hadi Aragaz. Selam. Asya. Gelmene sevindim. Sağ ol. İçecek bir şeyler ister misin? İstersem gidip alırım. Zaten her zaman geldiğim yer. Doğru. Koray ve Sevda olayına hala inanamıyorum. Vallahi ben de hiç anlamadım. Necla anne arıyor. Niye arıyor ki şimdi? Bilmiyorum. Alo? Alo Zeynep. Kızım nasılsın? Niye aradın? Özledim seni. Merak da ettim. Hiç aradığın sorduğun yok bak beni. İyiyim ben merak etmene gerek yok. Kızım şey diyecektim. Eve bir gelsene. Sana en sevdiğin yemekleri pişirecektim. Özlemişsindir. Yok sağ ol benim sınavlarım var çalışmam lazım. Hadi beni kırma ne olur. Tamam tamam uğrarım hadi görüşürüz. Eve gel özledim diyor. Ya saçmalama Zeynep. Senin ne işin var o evde ya? Bir uğrar dönerim. Yine neyin peşinde bu kadın ya? Vallahi bilmiyorum. Ama gideyim bir öğreneyim olur. İyi tamam ben seni bırakacağım o zaman. Tamam.
Sedat Ağa. Açabilirsin Nadir. Olmaz ya. Neden? Ya olmaz. Niye ya? Ya hani sen sayacaktın, ben sonra gözümü açacaktım. İyi. Bir, iki, üç, aç. Ya yediye kadar saysana. Niye yedi ya? Yedi benim uğurlu rengim gözde. İyi tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Mezuniyette giyeceğim elbise bu. Nadir. 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 Gözde. Şimdi biz senin mezuniyet gecesinde giyeceğin kıyafetin provasını yapıyoruz değil mi? Hani yamuluyorsam düzelt beni. Aynen. Ben senin fikrini almak için mezuniyete gideceğim şekilde hazırlandım. Nasıl olmuşum? Acaba kıyafetim güzel değil mi? Başka bir kıyafet var mı baksam? Ya da saçlarımı mı toplasam? Makyajım çok mu ağır olmuş? Yani. Ya ben senin bu haline 10 üzerinden 9,9 veririm. Nereden kırdın puanı? Ya Gözdeciğim, sen yapılabilecek en büyük hatayı yapmışsın. Sağ gözündeki eyeliner, sol gözündeki eyeliner'a göre 0,1 milimcik uzun çekmişsin onu. O yüzden o ikisini sabitleyeceksin, eşitleyeceksin, asimetrik olmayacak bunda. Oh baby, sende de ne şahin gözü varmış ya. Ya Gözde, bende kaptan ehliyeti bile var ha. Biliyor musun? Gözünde böyle ufacık bir problem olana o ehliyeti vermezler. Ay süpersin Nadir. İyi ki senin fikrini aldım. Rahatladım vallahi. O zaman sen bir otur. Ben bir üstümü değiştireyim, makyajımı falan sileyim. Sonra rahat rahat oturalım biz. Yalnız var ya, ben bu mevzuyu Hayat ablayla konuşacağım. Ona söyleyeceğim. Neyi söyleyeceksin? Ya şey diyorum, anneciğim anneannecimle konuştun. Ya bizim bu dairelerden bir iki tanesini satalım. Bana bir tane tekne alalım. Bana yakışmaz mı tekne? Aynen aynen. Sen onları bir hallet. Güzelim şimdi sen duşa gidiyorsun değil mi? Tamam ben gözlerimi kapatıp seni burada bekliyorum. Yok yok kapatmana gerek yok. Sen takıl böyle televizyon falan seyret. Ya olmaz kız. Ayıp. Allah gözümü kapatayım mı? Şimdi seni duş kırıklığına uğratmayayım. Allah'ım nasıl espri? Feci. Feci derecede iyi yani süper. O zaman ben duş ekleyeyim. Tamam ben de gözlerimi kapatıp seni bekliyorum Gözdeciğim. Tamam. Belli bir yaşa geldik bir tanem. Şöyle sade bir nikah mı yapsak ha? Düğün falan bize uygun şeyler değil. Siz kendiniz için konuşun müdür bey. Ben daha çok gencim. Ama evleniyoruz hala müdür bey diyorsun. Ne diyeyim? Aşkitom de, canikom de, aşkımsu de. Artık belli bir yaşa geldiniz müdür bey. Size bunları diyemem. Yavaş, cerrah bey geldi. Ayaklı düğün sponsorum geldi. Hoş geldiniz. Bulduk. Hocam. Merhaba. Kusura bakmayın geciktim ama yani cerrah bey de olmasa herhalde daha da gecikirdim sağ olsun. Cerrah bey, sizi aramızda tekrardan görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ederim müdür bey. Bu arada ikinizi de tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne geldi aklıma? Madem Hayat Hanım Nedim'e, o zaman da siz benim sadıcım olursunuz artık. Vallahi müdür bey, ben bu işlerden hiç anlamam. Aa, olur mu canım? Vallahi de bırakmam siz varken. Ay vallahi çok güzel fikir. Biriniz Nedim'e, biriniz Sadıç. Beraber yaparsınız organizasyonu. Olsun değil mi Hayat Hanım? Aa, bir tanem hanım yani ben ne diyebilirim ki? Kendisi nasıl isterse lütfen. Cerrah bey ne olur kırmayın bizi. Tamam ama Hayat Hanım da yardım ederse.
Abi. Aslında bir dakika ya. Abi ya. Ya Suat. Abicim sence bu mu? Yoksa bu mu? Eskisi. Nasıl eskisi ya? Oğlum ben attım eskisini. Annemle doğum gününde aldığımızda mı attın? Ha bak doğru diyorsun ha. Onu da attım ama eskiydi oğlum o. Harçlıklarımı biriktirmiştim onu almak için. Ya tamam bak asma suratım. Yani o biraz eskimişti. Benim için çok değerliydi ama kolları eskimişti. Hem doğum günüm de geliyor. Yenisini alırsın. Peki ya annemin aldığı saat? Onu da mı attın? Yok ya. Onu atmadım. O duruyor. E niye kullanmıyorsun? Ya nasıl? Sence bu yakışmış mı? Abi sen transfer olduktan sonra her şeyin değişti ya. Ya oğlum. Bunun neresi kötü ki? Bak önceden paramız yoktu. Eskilerle idare etmek zorundaydık. Şimdi paramız var. İstediğimizi alabiliriz. İstediğimizi giyinebiliriz. Süper bir şey değil mi bu? Sadece kıyafetler değil. Sen de değiştin. O ne demek ya? Neyim değişti? Kulübe başladığından beri geç geliyorsun. Sabahları zaten okul var. Göremiyorum seni. Hem eskiden daha çok konuşurduk. Tamam aslanım bak haklısın. Biraz fazla kaptırdım kendimi. Seni ihmal ettim. Ama sana söz, bugünden itibaren... Gözde geldi oğlum. Tamam o zaman şöyle yapalım. Bundan sonra değil, yarından sonra eskisi gibi birlikte vakit geçireceğiz tamam mı? Söz bak, söz veriyorum. Ben açarım anne. Suat, senin bir şey mi canı sıkıldı yavrum? Geldim. Şimdilik. Ya sen çok güzel olmuşsun bugün. Teşekkür ederim. Bak Hayat Hoca'dan izin aldın değil mi gelirken? Bak aldım dedim ya. İyi. Gözdeciğim hoş geldin yavrum. Hoş bulduk Nurgül teyze. Ben sen geleceksin diye çay koymuştum. Dur getireyim. Burak gerçekten güzel olmuş muyum? Yani çantam nasıl? Kıyafetime falan uymuş mu? Ya bence çok güzelsin. Gerçekten. Teşekkür ederim. Benim şarj aletim neredeydi ya? Odamdadır Seda. Yani aşkım. Tamam ben bir bakayım. Kurabiye de yaptım. Sağ ol Nilgün teyzeciğim. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuşsun. Hayırdır bir yere mi gidiyorsunuz? Şey... Anneciğim biz kulüpten arkadaşlarla dışarı çıkıyoruz. Ablandan izin aldın mı? Evet yani aldım. Ya anneciğim biz zaten Hayat Hoca'dan gizli iş çevirmeyiz. Aman değil. Bu zamanda hoca hanım gibisi bulunmaz vallahi. En zor günümüzde evini açtı. Yakınlarımız yüz çevirdi. O kol kanat gerdi bize. Bak onu üzecek bir şey yaparsan vallahi hakkımı helal etmem sana. Yok Nilgün teyze. Zaten ablam biliyorsunuz Burak'ı çok seviyor. Biz de ablanı çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun. Oğlum sakın hoca hanımın yüzünü kara çıkaracak bir şey yapma. Tabii anneciğim. Hoca hanım iyidir inşallah. İyi iyi size de selam var. Aleyküm selam. Eksik olmasın bizi de hiç unutmaz. Neyse biz geç kalmayalım. Ben üstümü değiştireyim sonra çıkarız değil mi? Evet dediğim gibi birçok düğün mekanı var elimizde. Kapalı restoranlar, kır bahçeleri, otel, balo salonları. Efendim otelde, restoranda ne işimiz var Allah aşkınıza ya? Düğün adı üstünde. Düğün salonunda yapılır. Düğün salonunda olmaz. Ben hayatta bir kere evleniyorum. Bir tanem hanım düğün salonunda evlenenler kaç kere evleniyorlar acaba? Benim düğünüm yemekli olacak. Bir dakika. Yok. Yemek olmaz.
yemek olmaz. Çünkü millet şimdi yiyecek, içecek, karnı şişecek, oynayamayacaklar efendim. Hayat hocam, bir şey söyler misiniz hocam? Hocam, ya ben diyorum ki insanlar evlerinde yemekleri yesinler, gelsinler. Yani beni biliyorsunuz, ben kendini eğitim davasına adamış bir memurum. Şuncacık maaşımla sosyete düğünü nasıl yaparım, öyle değil mi Cerrah Bey? Dert etmeyin müdür beyciğim, bir şekilde hallederiz el birliğiyle, değil mi? Cerrah Bey, kalp cerrahı gibi bir adamsınız. İnsanın kalbinden ne geçiyorsa hemen anlıyorsunuz. Ah, nikah şekeri. Hayat Hanım, gelin şekerlere bakalım. Gel, gel. Cerrah Bey, sizi ne zaman evlendiriyoruz bakalım? Hayırlısı bakalım. Öyle bakalım da falan olmaz. Uygun bir gelin adayını bulalım, aradan çıksın gitsin derim. Ben de sizin sadıcınız olurum. Teşekkürler müdür bey. Bu arada şu müdür beyi kaldıralım lütfen. Bana sadıç de. Yani diyebilirsiniz. Nasılsın? Moralin biraz daha düzeldi mi? İyiyim ya, ben iyiyim, iyiyim. Sen iyi misin? Ben iyiyim. Senin üzülmeni istemem. Asıl ben senin üzülmeni istemem. Senin için ne yapabilirim, söylesene. Bir şey yapmana gerek yok. Hatırladım. Sen dans yarışmasına hazırlanıyordun. Ben sana koçluk yapayım. Beni biliyorsun. Dın 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 dın. Yok canım, bu sefer böyle değil. Gerçekten koçluk. İyi de senin böyle koçluk eğitimin falan mı var ki? Ayıpsın. Gaz vermek bizim işimiz. Hayat okulundan diplomam var benim. Gaz mı? Tabii canım. Yani koçluk dediğin gaz vermenin kibarcası. Asya, sana öyle bir gaz veririm ki kendini şimdiden birinci görebilirsin. Dın 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 dın. Ben bileyim ya şu ay. Dimaş'tan mı yapsak ya? Yok ya. Biz kalkalım artık. Aynen, hadi. Aa, durun durun. Sıkıldınız mı yoksa? Yok ya. İstiyorsan arabaya tur atalım ha. Ne dersin? Yok ya, vallahi sağ ol gerçekten. Bu arada manita işlerin olursa benim arabayı istediğin zaman alabilirsin, tamam mı? Aragaz, biz kalkalım hadi artık. Evet. Şey yapar, yeter artık. Eyvallah, hadi o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkürler. Rica ederim. Asya, sen burada mıydın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne oğlum, devamlı kızım. Oğlum, kız çok üzülüyor ya. Acıyorum. Bu arada çok güzel kaynaşmışsınız. Sevindim. Ha, evet, bayağı kaynaştık. Ama sen yine de karışma, tamam mı Asya'cığım? Her şey için teşekkür ederiz biz. Sağ ol. Aynen, evet. Gidelim artık. Çok sağ ol. Hadi dikkat et kendine. Bu arada arkadaşlar, kapıda araba bekliyor sizi. İstediğiniz yere kadar götürecek, tamam mı? Ya, ya yok ya, biz otobüste gideriz. Aa, olur mu canım? Siz benim misafirimsiniz. Dert etmeyin, hadi bakalım. Hadi, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay. Gidiyor musunuz? Evet, gidiyoruz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Asya'cığım, sana da iyi akşamlar.
Bir gelir misin şöyle? Ne oldu? Ne oldu Sevda? Bu ne Koray? Nereden buldun bunu? Koray, benim soruma soruyla cevap verme. Bu ne? Ay bu şekerler çok güzel değil mi Hayat Hocam? Evet, çok zarif. Ay! Nikah hazırlığı selfie çekelim. Nesi? Nikah hazırlığı selfie. Gel. Selfie. Hiç böyle selfie, selfie. Gel böyle geç, geç. Ha sıkışın. Sıkışın, çekelim. Evet. Gülümseyin. Gelin. Ay çok güzel oldu. Şimdi ikinizi çekeceğim. Ay ne gerek var bir tanem hanım? Geliri kırıyor musunuz? Yok, kırmıyorum. Tamam, peki buyurun. Yaklaşın, yaklaşın. Yaklaşın biraz daha. Çok güzel. Dişler. Güzel. Çok güzel oldu. Zeynepciğim hoş geldin. Geç kızım, geç. Ay ay ay, bugün benim bayramım. Kızım gelmiş. Geç ya. Gel çıkar üstünü. Çıkar, burası senin evin, senin. Gel. Zeynepciğim bak ben sana neler hazırladım. Ah Zeynepciğim. Ah Zeynepciğim, sayende ben de bir iki lokma bir şey yiyeceğim. Günlerdir yiyemiyorum. Niye, hasta mısın? Yok canım. İnsan yalnız olunca canı yemek yapmak istemiyor. Sen gittiğinden beri iştahım hiç yok. Güzel kızım. Ben seni çok özledim. Sonra da bunu buldum işte. Yani iyi de bunu bir çocuk yapmış. Öyle zaten. Yani anlamıyorum ben. O kadının evinde niye benim adımın yazılı olduğu bir resim var ki? Yani ne bu böyle? Ben de anlamadım en başta. Sonra gittim kadına sordum bu yüzden. Sonra anladım ki bu resmi yapan... Ya bak Sevda. Biraz sonra söyleyeceklerim seni belki sinirlendirebilir. Belki üzebilir. Hatta şaşırtabilir. Ama... Ya Koray söylesene şunu artık. Sevda. Senin bir kardeşin var. Ne? Babanın o kadından bir çocuğu varmış. Cahit mi gelecek? Ben gideyim en iyisi. Eşyalarımı verir misin? Yok olur mu canım öyle şey? Ben yapar mıyım hiç? Peki kimin için bu üçüncü tabak o zaman? Bir misafirimiz gelecek. Kim? Geldi. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Buyurun, hiç çıkarmayın ayakkabılarınızı. Hoş alayım bunları ben. Zeynep, bak beyefendi sana neler getirmiş. Ay beyefendi, Zeynep'in en büyük hayaliydi bu. Çocukluğundan beri hep bir kitara olsun istemişti. Ay çocukluğunda harçlıklarını biriktirdi de kendisini alsın diye. Biz de mecbur kaldık, elinden aldık çocuğun, borcumuzu kapattık. Gençlik hayaliyse demek ki. Ya. Sen beni bunun için mi çağırdın buraya? Bakın ben size o gün cevabımı verdim. İstemiyorum.
Boş boşuna gelmişsiniz buraya. Eşyalarımı alayım. Zeynep, kızım. Zeynep bekle, bekle. Hayat herkese bu şansı tanımaz. Ayağına gelen fırsatı tepme. Ben herkesin peşinden böyle koşmuyorum. Ama sende farklı bir şey var. Bu hayatı hak etmiyorsun. Ben hayatımdan memnunum. Ben hiç sanmıyorum. Necla Hanım'a bir sözleşme bıraktım. Onu iyice oku, düşün taşın. Hak ettiğin hayat bir imzana bakıyor. Bunu da benden küçük bir hediye olarak kabul et. Ben paranızı istemiyorum sizin. Yanlış anlama. Benimle çalışsan da çalışmasan da bu senin hakkın. Kadar hızlısın. Yok be oğlum, kiraladım ben onu. Merak etme, yakında satın alırız. İnşallah. Kızım geldiniz, bir Mehmetlere bakalım. Tamam canım. Nasıl, beğendin mi burayı? Bayıldım. Seninle her yer çok güzel. Kartepeyi unutturdum ama sana. Ay kartepe deme bana. Gerçekten böyle içim çekiliyor yani. Donuyorum hala. Hadi gel dans edelim. Ya edelim de... Yani bir sorun olur tam. Tatlım? Tatlım değil misin? Öyle miyim? Öylesin tabii. Bak sonra eve dönünce sorun olur. Artık sorun yok. Verdiğim testleri çözüyor musun? Her gün vakit ayırıp çalışıyorum, merak etme. Güzel. Başarıya giden yol böyle bir şey işte. Arada bir 10 adım atacağına her gün bir adım atmak güzeldir. İstikrar önemli. Hayat, her şey için çok teşekkür ederim. Neden teşekkür ediyorsun? Ben teşekkür ederim aslında. Civcivi hayata döndürdün. Artık yorucu bir günün daha sonuna geldik. Evet, özellikle de Nedim olmaya çabaladığın zamanlar değil mi? Ne yapalım, söz verdik bir kere. Hayır, gerçekten bir de Nedim olmak istiyor musun? Yani birinin nikahına katılabilecek misin? Yani... gelin olarak katılmadığım sürece bence artık sorun yok. Bir de evlenmek istemiyorsun anladığım kadarıyla. Yok. Yani... 40 defa düşünürüm herhalde. Normal, yaşadıklarından sonra. Peki, diyelim ki düşündün, taşındın ve evlenmeye karar verdin. Nasıl bir düğün istersin? Yani böyle şatafatlı değil tabii. Ne bileyim, bir dağ evi, belki bir deniz kenarı. Ama basit bir şey. Nereden çıktı şimdi akşam akşam bu düğün, evlilik muhabbeti? Gözde'yle nasıl gidiyor? Gözde ağır cezalı. Hmm. Telefonuna el koydum. Nadir de başına diktim. Sıkı yönetim yani. Öyle. Kendisi de aynısını söylüyor gerçi. Gel bir merhaba da istersen. Çok isterim. Kaytan abla hoş geldin. Gözde nerede? He Gözde duşta ya, banyo yapıyor. Gözde banyoda yok. Hadi açsana gözlerini oğlum. Ya enişte be şimdi Gözde duştan falan çıkar, ayıp olmasın. Yalnız Gözde evde yok görünüyor.
sakladığım yerden telefonu da bulmuş. Allah'ım delirtecek bu kız beni. Tamam hayat, bir sakin ol. Nasıl sakin olayım Cerrah Bey? Kan beynime sıçradı. Ya biz biraz oturalım mı? Ya ne oturması? Sen buraların adamı olacaksın. Ya dans et, eğlenmene bak. Ya bak saat de geç oldu Gözdeciğim. Biraz oturalım, kalkarız zaten. Oo bırak, darlama beni. Ya ablamın eksikliğini aratmıyorsun vallahi. Ya hadi Gözde, yürü dedim sana ya. Oturalım şurada iki dakika. Ya sen istiyorsan otur. Ben dans edeceğim. Ya ne... Efendim hocam? Burak, Gözde nerede? Neredesiniz? Benim yanımda hocam. Size söylemedi mi? Hayır, söylemedi. Neredeyseniz konum atın, geliyorum hemen. Tamam hocam da siz... Ya ben sizin haberiniz var zannediyordum ya. Alo. Eh be Gözde be, eh be Gözde. Ben ne desem bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor. Ben böyle bir şey görmedim. Ama ben biliyorum, bu hayatı yıldırma politikası. Ama ben bunu yemem. Görelim bakalım Gözde Hanım. Bu inadın sonu nereye varacak görelim, hep birlikte görelim. Şu yaşadığımıza bak ya. Gözde bak, biraz sonra Hayat Hoca gelecek, tamam mı? Bir an önce toparlanman lazım. Seni bu halde görmesin. Oo, ablamlar mı geliyormuş? Buyursunlar, gelsinler. Birlikte dans ederiz işte. Sen hani haber vermiştin Hayat Hoca'ya? Bundan sonra haber de vermiyorum, hesap da vermiyorum. Çocuk muyum ben ya? Neyse, tamam, tamam. Sen gel şöyle dur. Bak, sakın bir yere kıpırdama. Ben sana bir kahve yapmam olayım, tamam mı? Söz mü? Kıpırdamıyorsun. Annemin, babamın yokluğunu ona yaşatmamak için elimden geleni yapıyorum. Ama hanımefendi her seferinde benim iyi niyetimi bir şekilde suistimal ediyor. Gör bakalım bundan sonra el mi yaman, bey mi yaman. Hadi bakalım. Tatlı hayat bitti, acı hayat başlıyor. Cerrah Bey, biraz daha hızlı gidebilir miyiz? Ne olur. Lütfen biraz sakin olur musun Hayat? Kendini bu kadar hırpalama lütfen. Yok. Yok artık, hiç. Hırpalamak, üzülmek yok. Ben nasıl üzülürsem Gözde Hanım da üzülecek bu akşam. Bitti. Sakin ol oğlum ya. Ya abi siz niye böyle bir şey izin veriyorsunuz ya? Ya kız dans ediyor sadece, bir şey yok. Rahat ol. İyi misin? İyiyim.
Gözde! Nerede kardeşim? Hocam. Kardeşim nerede? Hocam tuvalete gitti. Ben size haber verdi sandım. Bilmiyordum gerçekten. Bu yaşta sizin böyle bir yerde ne işiniz var? Hadi diyelim sen yoldan çıktın. Benim izin vermeyeceğimi bile bile. Niye onu buraya getiriyorsun? İzin vermişmiş. Cerrah. Gözde.